Fenerbahçe'nin, ki ben Fenerbahçe camiasına her zaman büyük saygı duyarım. En yakın dostlarımız, kardeşlerimiz, annemiz, babamız, dayımız Fenerbahçelidir. Benim buradaki söylemlerim tümüyle Fenerbahçe Başkanı'na yöneliktir. Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin. Sen yargıyı tahakküm altına alamazsın. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin. Daha da Allah arttırsın, ben dua ederim. Ama sen yargıya, tahkime, mahkemelere hakim olamazsın. Onları yönlendiremezsin. Baskı altına alamazsın. Bunu yapamazsın. Ne haddin var, ne yetkin var bu konuda. Lütfen bu tip söylemleri kullanmayalım. Ve kim haklıysa ben tahkimin bunu realize edeceğine inanıyorum. Eğer tahkim realize edemezse buyursun Sayın Ali Koç, Rize tarafında, ki hep Rize tarafında neler olduğunu bir gün anlatırım hatıralarımı yazarsam. Neler olduğunu çok şaşırırsınız. O zaman Rize ile birlikte hareket etsin. Gayet güzel. Taraf olsun. Bizimle birlikte gelsin. Adli mahkemelere, UEFA'ya, FIFA'ya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelsin. Karşımızda gelsin. Bütün gücünü de kullansın. Haklı mı kazanır, haksız mı? Onu göreceğiz. Ve ben şunu söyleyeyim. Kendi gözündeki merteği, yani direği görmeden başkalarının gözünde çöp aramasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.